Merhabalar değerli arkadaşlar, Ürün Bu kanalından hepinize sevgiler. Maalesef aracını temiz kullanan biri değilim, görüyorsunuz. Pasaklı kullanıyorum, biraz itiraf edeyim. Şuradaki koltuk aralarındaki lekeleri falan görüyorsunuz. Bir de şöyle arka tarafı göstereyim. Bakın şuralarda bayağı bir sıkıntılı yani araba. Biraz da pasaklıyım, itiraf ediyorum. Bagajı açayım. İşte kumlar falan derken darmadağınık. A101'de de böyle bir araç içi el süpürgesi görmüştüm. Onu almaya gideceğim. Bakalım o benim işimi halledecek mi? İnşallah halleder. Hayallerimi boşa çıkarmaz. Evet sevgili dostlar, A101'e geldim. İşte şu üründen bahsediyorum. PVC 4005 araç tipi el süpürgesi diyor. 49.95, yani 50 liralık. Aracımı temizleyeceğini zannediyorum. Bir alıp bakalım. Evet değerli dostlar, bahsettiğim süpürgeyi aldım az önce A101'den. Şimdi aracın içinde bir deneyeyim. Bir açalım önce masa üstünde, bir bakalım neler var neler yok içinde. Ondan sonra da aracımızın içinde bir deneyelim bakalım istediğimiz randumanı verecek mi bize. Tekrardan merhaba değerli arkadaşlar. Ürünümüzü uygulamaya başlamadan önce isterseniz masa üstünde hemen kısaca bir tanıyalım. Ürünümüzü açalım, ebatlarına bakalım. Ondan sonra da araç içine geçip uygulamaya başlayalım. Bakalım umduğumuz gibi mi? Kutunun hemen üzerinde yazanlara çok fazla detayına inmek istemiyorum. Anlayacağımız bir şekilde söyleyeyim ben size. Yıkanabilir filtre, 3 metre kablo, 400 mililitre kapasite. Araç vakum temizleyici, vakumlu temizleyici diyor. Açıkçası ben ürünü elime aldığım zaman biraz şaşırdım. Daha büyük bekliyordum. İşte şöyle gösterirsem bir karışlık bir ürün diyebiliriz. Kutusu bana oldukça küçük geldi. Ama isterseniz hemen açalım bakalım. Umarım işlevi daha güçlüdür, kuvvetlidir. Bir de 3 metre kablo, ona dikkat ettim. Çünkü aracın ön tarafındaki çakmak girişinde ya da ortada koltuğun arasındaki çakmak girişinden acaba bagaja uzanabilir mi, bagajı temizleyebilir miyiz diye düşündüm. Onu da uygulamalarda bakacağız. Arkadaşlar ürün bu. Hazırsanız açılımı yapalım ve hep birlikte görelim. Değerli arkadaşlar, laf fazla dolandırmadan hemen ürünümüzü şöyle açalım. Çok fazla da detaya da girmeden nihayetinde küçük bir araç içi el süpürgesi diyebiliriz. Şöyle kutuyu açalım. Hemen koltuk aralarına girmesi için bir tane ut çıkıyor. Basit bir plastik. Nihayetinde 50 liralık bir cihaz. Paramız değerli. Parayı kolay kazanmıyoruz arkadaşlar. Neyi alacağımızı önceden görelim ki. Daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. Poşetinden çıkarıyorum. Şu 400 mililitre hazne dediğim şu. Yıkanabilir filtresi de dediği bu. Yıkanabilir filtre çıkıyor zannederim. 400 mililitre bu. Yani yarım litre desek yanılmış olmayız. Yarım litreden biraz az. Araç bu arkadaşlar. El mikserleri vardı önceden. Hani onun üstü gibi düşünün. Şöyle bir tane elinize sığıyor. Takımı şöyle zannediyorum. Şurada mandalı var. Mandalını kaldırıyoruz. Böyle takılıyor. Açıkçası kırmayayım da diye şöyle yapıyorum. Şöyle. Böyle takılıyor ama klik diye bir otursaydı rahatlayacaktım. Tamam. Klik diye oturdu. Sesi duyduk.
Arkadaşlar, ürün bu. Şöyle dediğim gibi bir karış 3 metre kablosu var. İçinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunun detaylarına çok bakmıyorum ben. Eğer çok zorlandığım zaman içine bir göz gezdiriyorum, bakıyorum. Onun için atmıyorum, kenara koyuyorum kullanma kılavuzunu. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar, siz de benim gibi A101 gibi marketlerden alıyorsanız bunu, fişini atmayın. Çünkü arızalı çıkabiliyor. Arızalı çıktığı zaman da fişini gösterip iade edebiliyorsunuz ya da başkası varsa değiştirebiliyorsunuz. Cihazımız bu. Piranha. Özellikle bir cihazımız, ürünümüz. Bakalım çekim gücü nasıl? Gerçekten kirleri, lekeleri çekiyor mu? Tozları, pisleri çekiyor mu? Ona bir bakacağız. Hep birlikte karar verelim. İsterseniz araç içinde denemeye geçelim hemen. Şu an aracın içindeyiz. Yani eskilerimizin deyimiyle zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Şimdi hemen şöyle ön aparatını ben şöyle takayım. Kusura bakmayın, tek elimle çekim yapıyorum. Tek elimle takmaya çalışıyorum. Şöyle öndeki aparatı taktık ki hani demiştik ya, şuralardan şöyle çekim yapacağız. Şu da 3 metrelik kablo benim ön taraftaki arızalı, orta taraftaki yere şöyle takıyorum çakmak yerine. Evet, böyle oturttuk orta taraftaki yere. Süpürgemizi taktıktan sonra da aracımızın kontağını açıyoruz şöyle biraz elektrik gelsin diye. Açma kapama düğmesi var burada, bir tane zaten, başka bir kademesi yok. Sese bakılırsa güçlü. Hemen şöyle kolay yerleri şöyle böyle temizleyeyim koltuk aralarını. Bayağı bir ses çıkartıyor. Bunlar kolay pislikler tabi. Özellikle araç kaplamasında şuraları bilirsiniz arkadaşlar, zor olan yerlerdir. Şimdi burada bir deneyelim istiyorum. Hem de nasıl göstereyim size diye şöyle tutuyorum. Değerli arkadaşlar, paspası kaldırdım. Altı bayağı kirlenmiş. Uzun zamandır da almamışım. Kirlerini yıkatmamışım işte. Öncelikle görüntülerden dolayı gerçekten özür dilerim. Değerli arkadaşlar, çekim yaptıkça toz haznesi doldu. Şunu açıkça söylemek gerekirse siz de tahmin edersiniz ki arkadaşlar, 50 liralık bir cihaz, bir de çekimi, temizliği göreceli olduğu için mesela ben daha hani süperemişti bir şey bekliyordum ama hani bu göreceli gerçekten. Aracın içindeki böyle pütürlü yerlere özellikle giren saman, çöp gibi şeyleri tabii ki almıyor. O kadar güçlü değil. Yani bir oto yıkamacıya girdiğiniz zaman o büyük şey, büyük vakumların yerini tutmuyor. Ama yüzeysel temizlikleri başarılı bir şekilde yapıyor diyebilirim. Çekim gücü de iyi. Yani orta halli, nihayetinde 50 liralık bir
ürün yüzeysel temizlikleri hemen yapabiliyor. Kıyıdaki, köşedeki büyük pislikleri alıyor. Ufak tefek pislikleri falan alıyor. Bu anlamda bana göre iyi, orta kalitede bir cihaz. Yani bir de böyle cihaz aldığımız zaman biz hep öyle düşünürüz. Hemen daha pisliğe yaklaştırmadan hemen uzaktan çekecek gibi bekliyoruz ama öyle çekmiyor. Bu illa bir lekeye dokunması lazım. Öyle çekiyor. Ucuyla da alakalı bir şey. Belki ucunda fırçalı bir aparat daha olsaydı daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Hani fırçayla hem kiri kaldırırsınız hem de şeyi çeker içine, vakum çeker içine diye düşündüm. Bana göre yeterlidir yani. Zaten yere düşen bisküvi kırıntıları, işte susamlardı, bilmem neydi, onları alsa benim için yeterli. Orta halli bir ürün diyebilirim. Şimdi de buradan bagaja ulaşıyor mu diye bakacağım. Bir de bagajdaki tozları alacağım. Onu da isterseniz hep birlikte görelim. Değerli arkadaşlar, daha uzun araçlar için bir şey söylemem zor. Benim aracım Dacia Stepway. Arka orta taraftaki çakmağı taktığınız zaman arka tarafa rahatlıkla ulaşabiliyor. Hatta şu arkadaki aparatı kaldırırsanız kolaylıkla ulaşabiliyor. Belki daha uzun araçlar için, hani minibüs gibi araçlar için arkada çakmak girişi yoksa ulaşmayabilir. Nihayetinde 3 metrelik kablo, bunu hesap edin. Arkada benim bagajda tozlar var. Tozları bu kolaylıkla alabilir diye düşünüyorum. Deneyelim isterseniz. Plastik paspaslı yerleri tabii ki daha kolay alabiliyor. Benim için önemli olan şu pütürlü yerler. Hani araç içi kaplamanın olduğu yerler. Buraları da tabii ki böyle tertemiz pırıl pırıl yapacak diye bir şey yok. Çünkü nihayetinde ürün o kapasitede değil. Şöyle ben de deneyeyim. Siz de görmüş olun. Şöyle aralara daha rahat girsin diye şöyle yapıyorum. Şöyle ucunu çıkarıp mı denesem diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, eğer ucu taktığınız zaman gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Yani iğneyle kuyu kazarmış gibi, kalemle uğraşırmış gibi uğraşıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Böyle de bir denemek istiyorum açıkçası. Ancak bu kadar böyle bir temizlik yapıyor arkadaşlar. Haznesi de oldu. Hem haznesini temizleyelim hem de filtresini yıkayalım bakalım. Evet değerli dostlar, alabildiğimiz kadar aldık. Bunu çıkardık. Şu makineye hemen böyle koyuyorum ben. Şu filtresi şöyle çıkıyor. Filtresini görüyorsunuz. Buradan parmağınızla, elinizde çektiğiniz zaman kolaylıkla çıkıyor. Şöyle de tutalım. İçindeki pisliği görüyorsunuz. Çekti işte tozları, tüyleri. İçinde ne varsa çekti. Biz fazla bir şey yapmadık. Çekim yapmadık. Tanıtım amaçlı olduğu için. Şu da yıkanabilir filtre dedi. Filtreyi gördüğünüz gibi böyle tozlar. Şöyle yapıyoruz. İster tazyikli suyla yıkayın, isterseniz çeşme suyla.
Böylelikle filtremizi de yıkadık. Bunu kuruduktan sonra bu filtreyi tekrar kullanabiliyoruz. Değerli dostlar, videomuzun sonuna yaklaştık. Sizin için bu hafta A101'e gelen Piranha PVC 4005 ürününü test ettik. Detaylı bir şekilde inceledik, kullandık, yıkadık, söktük, taktık tabiri caizse. Tüm aşamalarını birlikte izlemledik. Tabii ki piyasada 85 liradan başlıyor. 100-150'ye kadar bunun fiyatı var. A101'de bu hafta 49.95'e geldi. 50 lira diyelim. İşte performansını gördük. Tabii performans göreceli herkese göre. Beklenileni veriyor diyebiliriz. Küçük bir makina, kullanışlı makina. El süpürgesi de diyebiliriz bunun için. Bu hafta bunun tanıtımını gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenip siz de görüşlerinizi, yorumlarınızı bize iletirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.